Edese TV Haber Bülteni'ne hoş geldiniz sevgili seyirciler. 23 Nisan 2019 günlerden salı bugün. 23 Nisan dedik. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün. Hem yerelde hem de ulusalda devlet erkanı koltuğunu çocuklara devretti. Dolayısıyla böyle bir günde ana haber bültenini de bizim sunma durumundan ziyade koltuğumuzu çocuklara bırakmamız gerekiyordu. İki öğrencimiz bu akşam haberleri sizlere aktaracaklar. Hemen kendilerini önce bir tanıyalım. Daha sonra bugünkü haberleri onlardan dinleyeceğiz. Sağ tarafında Duru. Evet, Duru ancak soy isim bilmiyorum. Merhaba Duru, hoş geldin. Ben Duru Erçen. Evet. 2002 Vakıflar İlkokulu'nda okuyorum. 4M sınıfı öğrencisiyim. Evet, 4M sınıfı öğrencisin. Aferin. Şimdi normalde ben öğrencileri gördüğümde her defasında dersleri sorarım ama bugün böyle bir şey soramayız. Çünkü öğrenci olarak değil, haber spikeri olarak buradasınız. Sağ tarafta Esra diye bir öğrencimiz var. Esra soy isim? Adım Esra, soy ismim Yavuz. Evet. 2002 Vakıflar B blokta okuyorum. Okuyorsun, çok güzel. 4M sınıfındayım. Yine 4M sınıfı, aynı sınıftasınız. Evet. Peki, çok güzel. Bu akşam seyircilerimiz Urfa'da neler olmuş, yurt genelinde neler olup bitmiş, bütün bunları sizlerden dinlemek istiyorlar. Ekranı başındalar. Hemen biz Duru Erçen'le başlayalım. Evet, Duru, bugün neler oldu? Şanlıurfa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Kutlama renkli görüntülere sahne oldu. Gelecek bizim, Ulusal hepimizi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yıl dönümü Şanlıurfa'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. 23 Nisan 1920 günü büyük mücadelelerle yürütülen İstiklal ve istikbal mücadelesi tarihi bir zaferle taçlandırılmıştır. 11 Nisan Stadyumunda düzenlenen organizasyon, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Tören akışı çocukların şiir okuması ve çeşitli gösterilerle devam etti. Bugün tabii önemli bir gün. Bu milletin iradesinin ve büyük Türkiye'nin istiklalinin timsali olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutluyoruz. Aynı zamanda bu çocuk bayramı. Bütün çalışmalarımız ve gayretlerimiz çocuklarımızın milli manevi değerlerine sımsıkı bağlı, ayaklarının üzerinde sağlam bir şekilde durabilen, donanımlı ve günümüzün teknolojilerine de vakıf ama aynı zamanda o milli dediğimiz, manevi dediğimiz hususiyetleri de içerisinde barındıran ve onları özümsemiş bir şekilde yetiştirmek gerekiyor. Bu geleceğimizin teminatıdır. İstiklalimizin ve istikbalimizin teminatıdır. Organizasyonda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve protokol çocuklarla oynayıp 23 Nisan şarkılarına eşlik etti. Bu kuruluş yıl dönümünü ve bayram kutlamasını bugün farklı bir konsepte yaptık burada. 2000'in üzerinde çocuğumuzla sevgi çemberleri oluşturduk. Çocuklarımız doya doya eğleniyorlar. Biz de onlara iştirak ettik. Bunun mutluluğunu, onurunu, gururunu yaşıyoruz. İnşallah her geçen bayramı biraz daha milletimizin de büyük ölçüde katıldığı, katkı sağladığı ve içinde yer aldığı şekilde inşallah kutlamaya devam edeceğiz. 23 Nisan çocuklarla beraberiz. Onları mutlu gördüm. Onları mutlu görmek bizi de oldukça mutlu etti. Ama dilerim ki bütün dünya çocukları ve bütün ömürler boyunca mutlu olsunlar. Programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbubağ, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Sabri Kirişçi, AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ve öğrenciler katıldı. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı
Zeynel Abidin Beyazgül başkanlık makamını öğrencilere devretti. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını öğrencilere devretti. Başkanlık koltuğuna temsili olarak oturan Eyyubiye ilçesine bağlı Yakubiye İlkokulu'na giden 4. sınıf öğrencileri birbirinden farklı taleplerini sıraladılar. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk önce çocuklar için trafiğe kapalı oyun alanları yapacağım. Kapalı alanları yenileyeceğim ve yıkılan bölümleri yeniden inşaat ettireceğim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını temsili olarak devralan ilkokul öğrencileri, çocuk parklarından ulaşıma, güneş enerji sistemlerinden yeni yollara kadar farklı farklı talimatlar verdi. Şehrin en az iki yerinden güneş enerjisinden elektrik üreten tesisler kurardım. Çoğu yere park yapardım. Kimsesiz çocuklara bakardım. Başkanlık makamına gelen çocukları karşılayan Beyazgül, çeşitli hediyeler vererek geleceğin çocuklarımızın ellerinde olduğunu belirtti. Güzel ya. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine Trabzon'dan gelen öğretmen ve öğrenciler de katıldı. Öğretmenler ve öğrenciler sevgi çemberi oluşturdu. Şanlıurfa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Günün anlam ve önemi bizim için çok değerli. Çocuk Bayramı. En başta Mustafa Kemal'e çok teşekkür ediyoruz. Bugünü çocuklara armağan ettiği, bize bu mutluluğu yaşattığı için. Onun dışında bize bugünü düzenleyen bütün herkese de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hep oyun oynadık. Çok sevinçliyiz. Teşekkürler. 11 Nisan Stadyumunda düzenlenen tören, resmi geçişin ardından yüzlerce çocuğun sevgi çemberleri oluşturmasıyla devam etti. Çocuklarla çok güzel oyunlar oynadık, eğlendik. Hepimiz çok mutluyuz. Özellikle öğrenciler için farklı bir etkinlik oldu. Çok eğlendim. Neler yaptın? Dans ettim. Trabzon'dan Şanlıurfa'ya gelen öğretmen ve çocuklarla beraber oluşturulan sevgi çemberlerine il protokolü de eşlik etti. Çocukla sevgi çemberlerinde buluşmak çok güzel, çok anlamlı. Bu özel günde 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda bu kadar kalabalıkla, bu heyecanla burada olmak çok güzel. Atatürk bizi 23 Nisan'a armağan etti çocuklara. Farklı farklı etkinliklerin düzenlendiği törende çocuklar doyasıya eğlendi. Gösteri yaptık. Atatürk'ümüze armağan ettiği 23 Nisan çok sevdik. Sevgi çemberi kurduk. Çok güzel. Yüzlerce çocuğun bir araya geldiği etkinlikler balon görseliyle son buldu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleneği nedeniyle makam koltuğunu bir günlüğüne 4. sınıf öğrencisi Pelin Usta'ya devretti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Şanlıurfa'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ederken, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de valilik koltuğunu çocuklara devretti. ...2002 Vakıflar İlkokulu öğrencilerini makamında kabul eden Vali Erin, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Pelin Ussoy'a devretti. Vali Erin'e teşekkür ederek makam koltuğuna oturan Ussoy, okul sınıflarının kalabalık olduğunu belirterek, sınıf mevcutlarının düşürülmesi amacıyla yeni okullar yapılması talimatını İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'a verdi. Şimdi
şehrin tanıtımı için yapılacak faaliyetlere önem verilmesini isteyen Usoy, Göbekli Tepe'deki gezinti alanlarında ziyaretçilerin oturabileceği alanların artırılmasını, Şanlıurfa genelinde çocukların vakit geçirebileceği oyun ve park alanlarının genişletilmesi talimatlarını verdi. Eksiklerini, pazarlarını, çalışmalarını tespit edip bizimle paylaştılar. Şu anda biz okul veya ilçe 2023'le alakalı kim ne kadar 2023'ü gerçekleştirme aşamasından değerli. Çocukları makamında kabul eden ve merak ettikleri soruları cevaplayan Vali Erin, valilik makamı, görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verdi. Küçükken vali olma hayaliniz var mıydı? Küçükken yoktu. Evet, bültenimizin başında da belirttik sevgili seyirciler. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dedik. Dolayısıyla devlet erkanı hem yerelde hem ulusalda makamını, koltuklarını çocuklara devretti demiştik. Bugün ana haber bülteninde iki öğrencimiz bizlerle birlikteydi. Duru Erçen ve Esra Yavuz. Her iki öğrencimize de çok teşekkür ediyoruz. Hem Duru'ya hem Esra'ya bizimle birlikte oldukları için, haberleri sizlerle paylaştıkları için, sizlere aktardıkları için. Bundan sonraki kısımda artık kalan haberleri sizlere aktarmaya çalışacağız.